Selam arkadaşlar, hoş geldiniz yeni bir Assassin's Creed Valhalla bölümüne. Kaldığımız yerden devam edelim. Hikayeye hemen gitmeden önce, savaşa gitmeden önce şuradaki Festeral noktasını açmak istiyorum ki buradaki yerlere artık bundan sonra daha kolay erişebilelim. Ona hemen bir gidelim, oradaki Mystery'i de bir açarız. Savaşa gidelim. Kaftan bize katılacak mı yoksa inadına evde mi kalacak diye. Millet bilmiyor ki Kaftan'ın bilmediğini. Kandırıldı herkes. Baravit herkesi kandırdı. Güzel. Son 200 metre. Şu yukarıda bin yazın ta en arkadaki bir yer belli ki. Bayağı uzakmış orası yalnız. İlginç buradan. Yok hiçbir şey göremiyorum. İki tane kız çocuğu var. Babaları belli ki kaybolmuş. Babam tek başına yalnız aşağıda. Ne yapalım ki diyor. Dur yardım edeceğim size kızlar. Sakin olun çocuklar. Bebişko 9 aboneliğini yenilettiğin için çok teşekkürler. 7. ayın kutlu olsun. Emote'ları da güle güle kullan. Oyun fevvat face'imiz. Teşekkürler desteklediğin için ve Prime'la abone olduğun için. Çok güzel. Ben bu kuzeyi beğendim. Kuzey kısmı da güzelmiş ortanın. Northumbria. Şimdi buradaki kızlara yardım edelim. Neredeler? Burada falan mı? Allah, o nasıl bir zıplayış? Çok güzel değil mi Eymut? Biliyordum iyi olduğunu. Orada bir yerde görebiliyor musun diyor babam. Nerede bu çocuklar? Ya babaları boğuldu herhalde ya. Babaları boğuldu üzücü bir şekilde. Eren abi, Barış'a abonelik hediye ettiğin için çok teşekkürler. Barış, aboneliğin kutlu olsun. Eren abi tekrardan desteğin için teşekkürler. Sağ olasın. Barış sen de artık seve seve bizim yeni emotumuzu kullanabilirsin. Güle güle kullan. Abi ya, babalar boğulmuş ya. Ah be abi ya. Babalarını yukarı çıkartabiliyor muyum? Yok. Çocuklarla konuşabiliyor muyum? Allah. Nasıl konuşma. Dejavu mu yaşıyorsun? Hadi ya. Çocuklar üzgünüm. O göl derin valla.
at least find the treasure. Bari hazineyi buldun mu? Evet bulduk, hadi verelim bir şeyler. What face? Yes. Take this bracelet your father. Babanlar da bracelet, buyur al. Right, hakkınız. Thank you, brave traveler. Teşekkürler cesur gezgin. Bulacağını biliyorduk. And what about the father? Did you find him? Peki babamız. Gerçeği söyleyelim, saklamayalım. Çünkü düşünsene, yalan söyleyeceksin, sonra tüm hayatı boyunca bekleyecek falan. Veyahut babasının terk ettiğini düşünmesi daha kötü. Babasının terk ettiğini düşünmesi daha kötü yani, anladın mı? Böyle bir yalanla yaşamaktansa gerçeği bilsin. Hazine peşinde vefat etti. Artık burası mezar oldu babam. Ama bu son hediyeyle anısı kaldı. Boğuldu mu yani? Ailenizin geri kalanı nerede? Bizim köye çağırsana. Annemiz hastanede ve daha hiç iyileşmedi diyor. Artık o da toprağın altında. Başka kimse yok. Bizim köye gelin. Ha, teyzeleri Yorvik'te. Güzel, yemek için satın diyor. Teyzenize gidin. Babanız bunu isterdi. En azından teyzeleri varmış. En kötü diyecektim Ravenstorp'a. Ya bu arada ben oyunda keşke şey olsa abi. Oyunda şu ana kadar birkaç tane öksüz yetimle falan karşılaştık. Keşke hepsini mesela Ravenstorp'ta toplayabilsek. Bu hayat, bu dünya çok zor ve tanrıların umurunda değil diyor. Keşke böyle toplayabilseydik de tüm yetimleri, öksüzleri, orada böyle insanlara yardım edebilseydik. Anlıyor musun? Orada güzel bir bu yeni. Okay, mastery point. Spesifik bir branch'ı güçlendirebiliyorsun diyor. Bu canını ve melee hasarını ve resistance'ını arttırıyor. Bu ranged hasarını, ranged resistance'ını ve canını arttırıyor. Hepsi canını arttırıyor bir kere otomatik. Bu da assassination damage, evasion ve health'ını arttırıyor. Yani şimdi yalan yok. Assassination damage en gereksiz. Yani hani gerek yok. Aynı şekilde ranged hasarını da geliştireceğimi pek düşünmüyorum. Çünkü okumuz aslında bayağı güçlü yani. Hani tamam, boss fight'larda da zaten melee kullanıyorum. Biz büyük ihtimalle sırf kırmızıya abanırız gibi hissediyorum. Ama öncelikle bunu bitirmek istiyorum ve her şeyi açtık. Artık skill point gelmeyecek. Mastery point gelecek ve galiba hepsini de kırmızıya vereceğim. Ayıya vereceğim. Aynen Barış, dediklerin geldi. Full mastery. Bunun için şey de geliyormuş, trofi de geliyormuş. İlginç. Okey, o zaman şimdi kale savaşına gidebiliriz. Keşke dediğim gibi böyle tüm yetimleri, öksüzleri falan Ravenstorp'ta toplayabilsek. Orada güzel bir hayat sunabilsek onlara, güzel olurdu. Mesela öyle bir ev kurabilsem falan, düşünsene. Güzel, güzel olurdu yani. Beni bir oyuncu olarak mutlu ederdi ve tatmin ederdi. Araziye gel. Daha Romalılardan kalmış şeyler de var. Neydi onun ismi? Aqueduct. Aqueduct galiba ismi, aynen. Aqueduct olması lazım. Saldıracağımız yer belli. Piktler şurada. Vallahi bu plan var ya, beni biraz rahatsız hissettiriyor diyor Eivor. Yalan yok Eivor, beni de rahatsız hissettiriyor bu plan. Faravid güvenilmez biri. Herkesi tuzağa düşürecek. Haftan adamlarının ölümüne sebep olacak, sonunda Haftan'ı baştan atacak gibi bir his var içimde. Bence Faravid'le biz bu hikayenin sonunda kapışacağız, ben size söyleyeyim. Ya da Haftan kapışacak, ikisinden biri. İkisinden biri olacak diye düşünüyorum ben. Ya biz öldüreceğiz Faravid'i ya da Haftan Faravid'i öldürecek.
Paravit halftan da öldürebilir. Bu da olasılıklardan biri ama ben buna bizim karakterin izin vereceğine inanmıyorum. Lufina'ya rapor var. Savaşa hazır mısınız? Kalkanlar hazır mı? Güvenmiyorum ben bu adama. Yine savaştayız eski dostum diyor. Aa, gelmiş haftan. Evet yarlım, eski günlerdeki gibi. Paravid'in nasıl... Sen eski günlerden ne diye bahsediyorsun ki? O zamanlar benim sözüm kuraldı diyor. Benim şanım dünyaya ışıldık. Sen nasıl o günlerden bahsedersin ki? Sanki senin gibi haine bir anlamı varmış gibi. Sana kim söyledi bunu? Benim yeni dostum eski arkadaşımdan, eski dostumdan daha sadık. Eivor 200 mü? Hadi lan bas git, ben kaç kez sana şey dedim. How dare you Faravid diyelim mi? Ben Halftan için geldim. Evet, sizdekim ona göstermek için. Sen bunu kendi başına vallahi getirdin yani, kusura bakma diyor. Pislik. Evet, savaşın dibindeyiz burada. Sinirinizi düşman için saklayın. Bu savaşı bitirelim. Şu an önemli olan savaş. Öncelikle Piktlerle olan savaşı bitirelim. Baksanıza Piktler bir mesaj gönderiyor. Raven Tamer, gel bende diyor. Bıçak gibi keskin dilinle onların surrender yapmasını sağla. Pes etsinler. Beyaz bayrağı sallasınlar. Amaç bu. Magnus Fortress. Savaşsız bitirebilirsek ne ala. Kar fırtınasına geliyor. Boğazımda bir şey var. Bir dakika. Okey, sesim geliyor değil mi? Bakalım savaşmak zorunda kalacak mıyız? Peki. Turn tail and run back beyond the wall. The Romans built that wall to keep us out. Vallahi Romalılar bizi uzak tutmak için o duvarı kurdu. Romalılar gitti, biz kaldık. Bir gün siz de gideceksiniz. Duvar olsun olmasın, bizim daha çok tanrımız varsın. Belki bizim bir tanrımız vardır ama bizim daha çok dostumuz var. Abi ya, bu kral hain mi çıktı? Yorvik'in kralı hain mi çıktı? Abi iğrençsin ya. Bu adam da iğrenç çıktı. Abi ben bu kraldan böyle bir ihanet beklemiyordum. Hayal kırıklığına uğradım. Biz... O adam için o kadar yapalım. Oha, artık zehirliyor muyum ben onu? Oha, ne kadar çok para kazandık. O zaman bir Sparta tekmesi. Oh. Bir de üzerine basabiliyoruz, çok iyi. Yavşak kralı gördünüz mü ya? Yanın lan hepiniz. Oo, bir dakika, burası yanıyor. Oha, bunların hepsi düşman mı? Herkese silah atarak gidebiliriz. Aa.
Güvendiğimiz dağlara kar yağdı chat. Bak sen işe. Bir dakika. Merdivenleri açalım. Ha, devam edebiliyoruz. Hain krala bak sen ya. İçeriden kırabilir miyiz onu? Kırarız bence değil mi? Allah. Yanın lan. Allah. Paso yanlış tuşa basıyorsun. Ben orada random zehirliyorum neye göre? Üf. Allah'tan güçlüyüz. Ben en iyisi görevi yapayım. Ha, bunu buradan açabiliyor muyum? Açabiliyormuş. Hadi açın kapıyı. Allah, kim vurdu la öyle? Biri sağlam geçirdi bana. Kardeşim öyle mi? Aşağıdaki şeyi yaptık ama ne yapmıyor? Şunu bir açalım. Herhalde şeyle açmamı istiyor. Arka tarafına geçip açmamı istiyor ya. Gerçi ben savunmayı azalttım ama benim kırmamı istiyor herhalde oyun. Ram nerede? Ram var mı burada bir yerde? Yo. İçeriden kapıyı mı açacağım ya da üstten bir yerden? Ben bir şey mi kaçırdım? Reinforcement barı kırmadık mı biz? Ben mi kaçırdım? Yo, kırdık. Evet. Abi ya buradan aç diyormuş. Okey, sağlam kuvvet gerektir o tahta kapıları açmak. Hani. Oha. Çok güçlüyüz ha. Oo, burada yağ mı var? Hadi abi, Eivor niye çıkamıyorsun yukarı? Aa! Oha, öldüm! Böyle iki defa öldüm. Tek yedim, wow! Canı da full de. Sadece dibinde patladım diye tek yedim. Çok garip. İlk defa oldu bu. İyiymiş. Öğrenmiş olduk. Direkt uzaktan patlatalım o zaman orayı. Ok yedim bu arada. Hasar yiyorum şu an. Okey. Burayı açmışız. Tamam. Aynı yerden başlıyoruz neredeyse. Sadece demin saçma bir şekilde tek yedik.
Patlar mı şimdi orası? Galiba patladı. Vay be. Allah, patlamamış. Şimdi patladı galiba. Okey, patlamış şimdi. Oha. Süper hero landing yaptık bildiğin ya. Oh. Hacı. Hayır. Ya şimdi burada bu varmış. Niye kasıyorum ki? Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bir dakika. Güzel, şurada canman var da. Bunu açabilir miyim? Açamıyormuş üstü. Ya bunun üzerine büyük ihtimalle bir tane şey atsak açılacak da. Yağdan kaldı mı yukarıda acaba? Yağ kalmamış diyecektim. Yağ yok mu ya burada bir yerde? Allah Allah. Yaradan farkında değilmiş anlaşılan. Evet, random bir yere gittik. Bana yağ lazım. Çünkü o palisade'leri yoksa nasıl kırarız bilemedim. Ha bir dakika, sol tarafta yağ var mıydı ya şurada? Şimdi aklıma geldi. Aynen aynen, tamam. Şunu unutmuşum ben. Şimdi drawbridge indirmemiz lazım. Bir dakika. Salakların hepsi bir arada takılıyordu. Nasıl hasar yediler? Kolaydı bu. Gördün mü adamları ya? Ki bir kere daha patlayabilir yani aslında benim oradaki şey. Okay. Pikler hatırlasın bunu cehennemlerinde. Yalnız bu savaş da büyükmüş. Kralı öldüreceğiz. Ensesine bastık adam. Öldü mü herkes? Güzel. Arbalet arkasındakiler çok büyüktü galiba. Onu taşıyamayabilirdik Barış. Ben onları gördüm de onlar çok büyük olunca bizim taşıyamayız. Fortress'a olan saldırı güzeldi. Kralı öldürme vakti geldi. Hain. Gerçekten adam vatan aynı çıktı. Thor için, Ragnar için, Halfdan için. İyi kazandık. Galibiyetin güzel tadı. Verişi de yenildi.
Peki o mu hep en başından beri korktuğum hain? Dur bakalım halan. Bir şey daha yaşıyor olabilir. O adam karda marda soğuktan ölür, önemli değil. Onca sizin güne kadar iş bitmemiştir. Evet, henüz salmadı. Ne oldu? Bir şeyler oluyor orada. Faravid mi bir şeyler diyor, konuşuyor. Abi yine mi geliyorlar? Savaş daha bitmemiş. Gelen cesetler ötekilerini de yakıyor. Hiç gelemeyecekler bunlar. Dur, Pick Champion'ı öldür diyor da. Şuradan bir yerden çıkmamız lazım herhalde. Allah, adam iyi koydu ha. Okey, chat. Adamlar üzerimize vuruyor da vuruyor. Ohoho, 100 lira attık lan baltayı dibinden. Yuh. Şuraya bir de trap koyalım ha. Adamlar bir daha gelirse. Adam yüzüne dibinden balta attık lan. Bak Rishi orada. Nereye kaçıyorsun? Kuzeye kaçıyor. Nereye kaçıyorsun oğlum sen? Kolay bir son oldu. Ah be. Sal beni be şeytan. Üff. Assassinate yapma gerekiyordu buna ya. Tam ensesine. Ha doğru, onu da salabiliyordun. Ne oldu hain kral? Lütfen beni Yorvi'ye geri götürdü. Hayır, kusura bakma. Artık sana sunacak bir iyiliğim falan kalmadı. Sen yakında Tanrı'nın yanında yürüyeceksin. Yani ben ışık görmüyorum, bir sıcaklık görmüyorum. Sadece buzdan bir karanlık. Bir mağara. Evet, Helen. Helen donmuş kapısı. Beni orada ne bekliyor Eivor? Öteki tarafta ne bekliyor beni? Cehennem. Hainlerin yeri orası. Kendini anlattığı hikayelerde kahramandı. Kendi halkını seven bir adam. Bu adamdan dolayı, bundan dolayı adama yani sinirli de olamazsın. Sonuçta adam da kendi halkını seviyordu. Artık Saxon King yok Eivor. Kaput oynamayı geçtim artık ben diyor. Artık buranın tamamen, hem tüm şehrin görevi omuzlarımda diyorum. Crown'u kendine mi alacaksın? Evet. Tüm sorumlulukla birlikte. Ama tek başıma olmayacağım. Arkadaşlarımla birlikte. Arkadaşlarımın dik durum olmama sağlayacak diyorsun. Yorvik'te arkadaşımızı konuşalım. Bırak bu adamı buzdan krallığında. Bak bu kralı. Biz
Alliance istiyoruz. Her yerde kral olmak amacımız değil. İngiltere'de her yerden Alliance toplayıp aslında bir nevi de şu an en güçlü klan biziz baktığında. Çünkü herkesin dostuyuz yani. Öyle bir şey var. Gerçekten herkesin dostuyuz yani şu an. Royal Hall'a dön. Görev bu. Okey, dönelim o zaman hemen. Gidip bir konuşalım, merak ediyorum. Şimdi Half'dan bence şimdi Faravit'le yüzleşecek. Diyecek ki sen de bir hainsin diyecek. Eivor! Kortas yavdik. Bu arada ben ne yapıyorum ya? Şuradan karşıya geçeyim alt tarafı. Level atladın mı? Atlamamış. Benim. Faravid'le ne olacak acaba? Bir de bize 200 dedi ya. Umarım o adamı öldürürüm yani. Sen kimsin? Şu Yorvik'teki hazineyi hala açamamış olmamız da ayrı bir gıcıklık. Haftan olduğunda bir tek seremoni başlayacak. Ama Halfdan burada değil. Nerede? Evet abi, Halfdan nerede? Halfdan nerede Moira, biliyor musun? Hoş geldin Eivor. Ha, Faravid de dışarıda konuşuyor. Çok uzakta olmamaları lazım. Biraz canımızı fırlayalım. Yani Royal Hall'un yakında bir yerdeler. Ha bir dakika, sen iç. Moira sandım ya. Moira değil mi abi bu? Aa. Bu bet yoktu önceden. İyi, okey, kazanalım 200 gold. Güzel. Random sarhoş olalım. Ben okeyim yani buna. Oo, horn'dan içtiğimize göre. Aynen, 4 içeriz. Ama hızlanacağız demek oluyor bu. Hornların olayı o, hızlanıyorsun. Hata yapmıyor hanımefendi. Terliyorsun. Allah, hata yaptıkça. Neyse, kadın da bir hata yaptı galiba değil mi? Biraz memenin üzerine mi döktün diyor burada demiş, şimdi fark ettim. Ha, oyundaki şeyi çevirdim. Okey misin diye. Şu an kafam güzel, onu soruyorsan. Oyunda kafamız çok güzel. Üf. Ayrı siteler var. Aynen abi. Dur bakalım. Ay, kafam güzel biraz. Eivor'un aklından geçenler. Aynen aynen. Benimle alakası yok. Ben arada RP yapıyorum. Eivor'un yerine koyuyorum arkadaşlar kendimi. O yüzden mesela Randvi ile falan öyle konuşuyoruz. Yoksa normalde öyle değil canım. Estağfurullah. Neredesin kral? Halfdan ve Faravid. Okey. Tam da bakmadığım taraftalarmış. Valhalla RP. Tamam.
surun üzerindeler galiba. Vallahi şaşırıyorum, inanamıyorum diyor. Önümdeki ormanı bile göremedim siz yüzünden diyor. Yani tabii mecazi anlamda. Eski dostum diyor. Yanımda çok çok uzun sene durdun diyorsan. Seremoni başlayacak. Hadi gel, insanları bekletmeyin. Eivor, hadi gel gidelim. Tarihe ismimizi yazalım. Artık bu krallık, yani bu kral olma muhabbeti falan benim sorumluluğum altında. Ben yöneteceğim diyor buralarım. Yorla konuşabiliyoruz. Kesinlikle mutlu musunuz? Evet evet. Burada olmak çok iyi diyor. Yeni bir kral ha. Çok iyi diyor. Hiç bu kadar yakından görmemiştim yeni bir kral olmuşsun. Çok iyi. Bir ülkede işler nasıl? İyi diyor. Beni sevmeler olacak her türlü ama en azından benim onlara nasıl gelincem artık bana kalmış diyor. Genel olarak iyi işler. Başka konuşabileceğimiz biri var mı? Solda birini gördüm. Kimmiş o? Karabit. Ben hala bu adama inanmıyorum. Hala güvenmiyorum. Eivor, valla sen teşekkür etmeliyim. Kılıcın için sen. Sen olmadan hiçbir olmazdı bunların. Yeni bir kardeşim var. Halftan gibiydi. Evet, kanlı olmasa da savaşlarımız sonunda. Kardeşim olduk diyor. Buraya bu dersi hiç unutmayacağım diyor. Tam şairsin diyor ya. Hadi gel artık içek. Arkadaş korunum. Arkadaşlığımıza. Yeterince eğlendi mi? Hadi. Bir dakika bir bakayım konuşabileceğimiz bir şey var mı? Daha içecek bir şeyler var falan diyor da bir kontrol etmek istedim. Okey. Sanırsam ama herkesle konuştum. Yani daha onlar giderken konuştum. Aynen. Arkada kim var? Ama bir dakika burada bir not var. Kukla muhabbetini konuşuyor burada. Kukla biliyor mu peki gerçekten yönetildiğini? Onun her gözüne baktığımda... Neyi kaçırıyorum ben diyor. Yani neyi yanlış yapıyorum diyor. Healer. Bunu herhalde Moira falan mı yazdım? Başka not yok değil mi? Okay. O zaman crown yapma zamanım. Tacın gelsin. Hadi ya şimdi seni kral yapalım artık. Eivor ve Raven klanı. En yeni dostumuz. Savaşta ve şan, kanda ve şanda. Halftan kralı. Krala kaldırıyorum diyor bunu. Baya baya bir övüyoruz bu arada kralı. Skull, skull. Allah. Oha Halftan çok fena zehirlendi mi yoksa? Moira, bu metal ne? Bu yumuşak. Roman pipe gibi diyor bu. Abi ya led bu kurşun. Toksik bir metal. Peki Romalıları kurşun mu delirtmişti? Ya doğrusu led. Evet zehirledi. Romanlar bunları iyi biliyordu. Bunun gibi kaplardan çok içti diyor. Annem de diyor. Sen yıllarca bana sen zehir hediye ettin diyor. Sen bana deliliğe sebep oldun diyor. Aynen. Lütfen. Hastalığın yüzünden böyle düşünüyorsun diyor. Bu bir
Sana güvenmiştim ben diyor. Bu bir şey değil diyor yani. Silahını indir bak. Bu bir kaza değil diyor. Bu adamın yaşlı ve hasta diyor yani artık. Kes sesini be. Sen beni ölü istiyorsun. Yalancı pislik. Bunu görmek benim hatamdı diyor. Aynen Pentagon kesin bu zayıfladı. Stand down or fight me Faravid. Bunu diyeceğim ben kesinlikle. Büyük ihtimalle Faravid'le kapışacağız. Sonunda galiba. İhanet cezasız kalmamalı. Yaptığımız onca şeyden sonra. Kazandığımız onca şeyden sonra mı? Vallahi klanımdan herhangi biri böyle bir ihanet. böyle bir ihanet etse. Ben onun derisini yüzerdim diyor ya. Hadi o zaman şey yapalım. Bu adama da şey yapmak istiyorum. Neydi onun ismi? Aa tekme atabiliyor muyum? Oha. Öldür haini. Aha adama attım bombasını. Allah kör oldum. Bu ne oğlum? Adamdaki silaha bak. Sisti attı manyak. Bu adamı biz... Eyvah dur. Dikkatimi aldım yani. Biz bu adama bir stun atak yapalım o zaman. Abi amacım L1'e bir kere basıyorum. Yine kör olduk. Güzel güzel az kaldı. Biraz sonra şey yapacağız. Stun atak. Bir kere sarsıldıktan sonra adamdan şey yapamıyorsun yalnız ha. Güzel. Güzel. Ateşin içine at. Güzel olurdu vallahi. Öl Faravid, öl. Hain. Hainlere yer yok burada. Yolumuzun sonuna geldik. 120 saat falan Pentagon. Kalk aya da savaş benimle, hain. Eski dostum hatırlıyor musun? Atları koşturduğumuz günleri böyle zamanda. Bu topraklarda. Sen her zaman daha hızlıydın. Sen hep kazandın. Çünkü ben sana bıraktım kazanasın diye yarlım benim diyor. O yüzden son bir kez kazanmanı sağlayacağım. Bir kere daha görüşeceğiz biz merak etme diyor. Peki taraftan. Beni öldürdü. Hain ya ne diye zehirledin adamı onca sene. Haftana üzüldüm ya. Eski dostlarından biriydi abi. Gerek var mıydı buna gerçekten? Çok gereksizdi bu. Haftan. Haftan gitme zamanım. Mercy'ye gidiyorum. Eve gidiyorum. Haftan için, haftan üzüldüm valla. O zaman bununla git. Arkadaşlığımızın işareti bu. İkimizin klanların arasında. Güzel. Barış sağlamak zordu, kolay değildi ama en azından sağladık sonunda. Umarım haklıydık onun hakkında. Bence haklıydık abi, hain tekiydi ya. Bitti değil mi buranın hikayesi? Aynen. XP'yi de kazandık. Bir master.
Ha, bir bir Master Point alıyormuşsun ama ilginç. İkişer almıyorsun. Artık randevuya dönme zamanı. İyi haberleri ona iletelim. İletelim o zaman ya. Direkt gidebiliriz randevuya. Sıkıntı görmüyorum ben. Ayya vermek en iyisi. Hem bir şehre gittiğimizde upgrade de yapalım bazı eşyalarımızı. 6 birikmiş. Oku da yaparım o zaman ben sarı. Mentors ve Embrace'de yaparım ama öteki itemlerimin mentor parçası olmadığı için henüz yapmayacağım galiba onları. Bakayım, mentor yok. Helmet'te zaten yok. Aynen. Bir de bakalım bunlar da var mı? Yok. O yüzden onları şimdi yapmayacağım. Bir gidelim randevuya. Yani yeni bir yere gitmeden, bu arada pledge yapmadan tabii ki de öncelikle Yorvikshire'ı bitireceğiz. Ama şimdilik görev vermek istiyorum. Güzel. Evet evet, görevler bitti ama bölge bitmedi. Bitireceğiz illa yani. Ben şeyi merak ediyorum. Acaba şey nasıl olacak ya? Neydi onun ismi? Biz Norveç'e ne zaman gideceğiz? Norveç'in level'ı kaçtı onu hatırlamıyorum ya. Buradaki level'lar... Ya buradaki level'lara daha var. Birkaç tane daha yer var. Ama buradakilerin bazıları şeyden büyüktü onu hatırlıyorum. Norveç'ten. Yani Norveç'in çünkü level 240 falan diye Pentagon yanlış hatırlamıyorsam. Ben işte şu an 400 level'ım yani. Yaptığımız son bölgede galiba 220 level'dı. Oku geliştirelim. Kesinlikle. Şu ikisini geliştirelim. Geri kalanlarını da setin öteki parçalarına saklayacağım. Öteki tungstenleri. Öyle yapalım. Ok güzel. 280 level'da. Okey sağ ol Barış. Güzel. Güzel güzel güzel. Haa Gunnar gitti ya, sorma. Üf, çok güzel be. Bu seti beğendim ben. Yani tipi de çok güzel. İleride torun seti... Gerçi torun setinin daha tipi değişmiyor işin garibini biliyor musun? Sadece daha çok geliştirebiliyorsun. Bana garip gelmişti. Okey. O zaman rune olarak... Yerdeki adamları bir de R2 atarsak ateşe verelim mi? Bu fena değil ama yok ya, smoke bomb zaten istemiyorum. Heavy finisher'dan sonra geç. Atağını arttırıyor 3 kişiden fazla varsa etrafında. Yok istemiyorum. Poison zaten var öteki silahta. Ya weak point'e damage arttır diyor da buna da gerek yok yani. Ha aslında critical hasarımı 3'ten fazla düşman varsa arttırabilirim. Böylece daha kolay adamları öldürebiliriz yani. Burada 220-250 level kaldı. Diğer yerlere 340 level. Ha bir dakika, 220-250 level'dan sonra Norveç'e otomatik gideceğiz diyorsun yani, öyle değil mi? Max güç sınırsız galiba ya. Yani 406 level'da biz tüm skill'leri açtık. Heavy damage... Yok ya, ben galiba bunu açacağım. Böylece gruplara karşı artık daha da fazla crit koyabileceğiz. Çok daha kolay temizleyeceğiz yani. Çok titanium yiyor ama yapacak bir şey yok. Titanium eksikliği yaşıyoruz şu an. Bir tane daha rune slot var. Ne koysak ki buna da ya? Yani resistance koyabilirim ama minor bir şey koymak istemiyorum. Var mı böyle sağlam bir resistance? Yani range koyulabilir baktığında. Armor var mı? Armor. Armor fena olmayabilir, böyle genel armor. Bir melee hasarı veriyor ama yok yok yok. Shield rune var.
Bir dakika daha böyle başka armorlar da vardı sanki. Bir dakika bir bakayım. Yok galiba. Okey, biz en iyisi o zaman şey yapalım. Biraz titanium satın alalım ki bari geliştirmeyi yapayım. Titanium yetmiyor bu arada. Baya yetmiyor. Baya da paramız var, neye kullanacağımızı bile bilmiyorum yani. Ne olur olmaz iron ore alalım çünkü bitiyor yani. Kötü. Tempted? Is that I hope to see you soon. Okay. Şimdi bunu da geliştirebiliriz. Çok güzel. Randy ile bir konuşalım. Ha bir dakika, bu arada şeyi de yapmak istiyorum. Burada bunu geçelim bu muhabbete. Şu bir tane hayvan öldürmüştük çünkü onun şeyini aldık. The Blood Swine. Ha, Scrati Scheme geldi. Okey. Çin malı. Until next time. Doğru valla. Random Basim'le mi konuşabiliyoruz burada? Basim. Sigurd'la konuştun mu son zamanlarda? Bir konuşalım, merak ettim. Arada bir konuşuyoruz, neden ki? Hiç fark ettin mi onda bir değişiklik falan? Bir mutluluğun kaybı, bir his. Daha düşünceli geliyor, biraz daha böyle içine dönük. Düşünceli. Vallahi o az bile. Sanki Tanrı'nın sesini duyuyormuş gibi konuşuyor böyle. Kulağına fısıldığını düşünüyor. Garip bir zamanda yaşıyoruz Eivor. Garip insanlar arasında. Sigurd kutsanmışlar arasında olabilir diyor. Ama kim emin olabilir ki? Doğru, sakalda Randvi ile konuştuktan sonra düzelteceğim. Randvi ile bir konuşalım. Burası bitsin. Yani Yorkshire ile konuştuk, gittik. Halfdan the King ile de dost olduk. Çok iyi. Sakalı düzelteceğiz. Folke GG. Folke'nin işini bitirdik ya. Birkaç bölüm önce. Bir dakika, Lost Glory neymiş? Yeni bir ana görev falan mı? Aaa. Bir tane daha görev var Yorvikshire'da. Yorvikshire'daki görev bitmedi. Haftana dönüyor ama Moira görüyor ve bir şeyler garip diyor. Uba Ragnarsson mu geldi? Seninle bazı işleri varmış galiba. Uba'nın da bir görevi geldi. Okey. Oha, direkt göreve mi girdi? Raptin'den bayağı geldin diyor. Uzak yoldan geldin. Ne oldu ya? Ne yaptığını biliyorum. Sence bir sır olarak saklayabileceğini düşünür mü? Ben ne dedim istediğimi bilmiyorum valla. İyi var. Sen onu Helheim'a gönderdin diyor. Odin'e göndermedin onu. Baba ne yaptığını biliyorsun. Bozduğu yeminler, yaydığı yalanlar. Kardeşimdi ve kraldı. Bunların hepsini biliyorum. Ama pişman değilim. Ivar iğrenç bir insandı, hak etti. Daha konuşma Ivar. Yalan bildiğin her şey senin. Bunu halletmek istiyorum. Teke tek halletmek istiyorum bunu diyor. Oha. Evet evet. Abi Ubba, bunu kapışmaya gerek var mı gerçekten? Oha. Bu senin hatan vallahi diyor. Yani kusura bakma da Ubba. Senin kardeşin Ivar iğrenç bir insandı. Ivar'a gösterdiğin tüm şeyi göstereceğim ben sana diyor. Merhameti. Dur, ben bu adama şey yapmak istiyorum.
Neydi onun ismi? Benim yanımda olsan aynısını yapardın Ubba. Çenesini kırdım adamın. Evet öyle olmuş. Sen doğru yaptın kardeşin için böyle ama belki... Ama kaybettin. O yüzden terk etmeni istiyorum burayı artık diyor. Ubba'yı tokat manyağı yaptık. Çenesini kırdık lan adamın. Valla Ubba kusura bakma da Ivar iğrenç bir insandı. Utanmaya gerek yok. Gerekirse istersen üzüldü. Hayır, hayır, hayır. Bu adamı kesinlikle Valhalla'ya gönderdim. Çünkü bu adam iyi bir insan. Ubba baktığında iyi bir insan yani. Ubba'ya kesinlikle Ivar'la karşılaştıramam yani. Ubba'yı Valhalla'ya gönderirdim. Yani. İkisi çok başka şeyler. İkisi çok başka şeyler. Okey, güzel. Ben sadece bir de sakalımı değiştirmek istiyorum çünkü sakalım bug'a girdi. Böyle dik duruyor, böyle saçma bir şekilde duruyor sakalım. I've been working on some designs. Ya şeyden dolayı geldi Ubba. Biz Ivar'ı Helheim'a gönderdik. Odin'in oğluna göndermedik. Baltayı vermedik son saniye. Çünkü iğrenç, katil, sapığın biriydi abi Ivar. Normal bir insan değildi kesinlikle. Shropshire'da bizim o çok sevdiğimiz bir tane kralın çocuğu vardı ya. Bayağı dostluk falan. Çocuk Ivar'a güveniyordu. En güvendiği insan da gitti onu öldürdü böyle bir mağarada. Geolbert aynen gitti onu öldürdü. Ivar iğrenç bir adam. O yüzden dedim bas git sen ya. Geber git dedim. Sen hak etmiyorsun Helheim'i. Mesela Degi gönderdim. Aynen 16 yaşındaki çocuğu öldürdü. Hani bak Degi Valhalla'ya Valhalla'ya gönderdim. Neden diye soracak olursan. Çünkü adam kendi bir inandığı vardı. Sigurd'un gerçekten onurunu koruduğunu düşünüyordu. Bizim haksız olduğumuzu düşünüyordu. Ve bunun için savaştı ama böyle pislik falan yapmadı çok. Ha biz de savaşta onurlu bir şekilde öldü. Okey yani. Ama Ivar'la kıyaslanamaz yani bence. Bir dakika bunlar dövmeymiş. Ivar pisliğin tekiydi ya. Good riddance diyoruz yani biz buna. Nothing more? Sakalı biraz kısalttık iyi oldu. I must be a... Goodbye, Eivor. Ne bir mübarek adammışız. Vallahi öyle. Oha burada kaç tane varmış? Ha bu raidlerden geldi değil mi bir sürü? Evet evet. Savaş için öldürdü. Yo iyi bence barış o bakımdan. Ben hiç pişmanlık duymuyorum Ivar konusunda hiç. Şu ana kadar oyunda yaptığım seçimlerde aslında genel olarak pişmanlık duymuyorum. Mutluyum yani. Okey. Güzel. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek bölümde haftanla tekrar bir konuşmaya gidelim. Lost Glory. Kaybolmuş şan. Bakalım neymiş bu muhabbet. Şurada bu arada bir tane şey varmış. Artifact varmış. Şimdi gördüm. Çok zor görünüyor. Ama öncelikle bir haftanla konuşuruz. Hem Yorvik görevleri sanki daha bitmemiş gibi bir bakarız. Büyük ihtimalle kısa bir görevdir bu. Ondan sonra Yorvik şairi temizleriz. Yani. Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölümlerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bye bye.